Güney'in incisi, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi Adana'dayız. Bugün Adana aynı zamanda dünyanın en büyük teknoloji festivalinin ev sahipliğini yapıyor. Biz de sabah gelerek Adana'daki sağlık hizmetlerini üniversitelerle, özel sektörle ve kamu hastanelerinin yöneticileriyle beraber değerlendirdik. Bakan yardımcımız, kamu hastane genel müdürümüz, TÜSEP başkanımızla beraber, il müdürümüzle beraber Adana'nın sağlık hizmetlerini daha iyi nasıl sürdürülebileceğini, daha iyi neler yapabileceğimizi, sorunları istişare ettik, tartıştık. Adana sağlıkla ilgili çok eskiden beri dünya Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan ekiplerine sahip. Burada aynı zamanda Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden bir tanesi kurulmuş ve hizmete devam etmekte. Malumlarınız sağlıkta büyük bir değişim içinde büyük başarılara imza attık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün de daha iyi sağlık hizmeti sunmanın yanında Teknofest'i misafir eden Adana'da aynı zamanda sağlık teknolojisi ve sağlık bilgi üretimiyle ilgili de hedeflerimizi gözden geçirdik. Biz sağlıkla sadece hizmet tarafına değil, aynı zamanda bilimi ve teknolojisini de üretme konusunda iddialı olmak istiyoruz. Onun için bu konularda özellikle TÜSEP dediğimiz Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığımızın üzerinden hem bilim insanlarımızı, hem çalışmalarımızı, hem üretimimizi onun koordinasyonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Adana'da sağlık hizmeti özellikle şehir hastanesi odaklı yürümekte. Ancak biz aynı zamanda birinci basamak dediğimiz sağlık hizmetlerini, yani temel sağlık hizmetlerini, koruyucu sağlık hizmetlerini de Adana'da daha çok geliştireceğiz. Bunun yanında özellikle dün malumlarınız Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan normal doğum eylem planımızı da ilan ettik. Adana'da burada ödül aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Malum sezeren bir doğum şekli değil, bir ameliyat. O nedenle biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık. İnşallah bütün paydaşlarımız da bunu başarılı hale getireceğiz. Çünkü hem doğurganlık oranlarımız düşmekte, hem de gereksiz fizyolojik olan bir eylemi maalesef ameliyatla, fizyolojik olmayan, doğal olmayan yöntemlerle fazla miktarda gerçekleştirmeye başladık. O nedenle hem anne adaylarımızın hem hekim arkadaşlarımız bu konuda bizi desteklemelerini, bize bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Ben özellikle Adana'da hizmet eden ve bu konuda sağlıkla ilgili iyi örnekler gösteren bütün ekip arkadaşlarıma, yöneticilerime, başta müdürüm olmak üzere bütün sağlık hizmeti sunan hekimlerin hemşiresine herkese teşekkür ediyorum. Daha yolumuz var, daha iyi işler yapacağız. Hep beraber daha çok çalışacağız. Ve Türkiye'de sağlığın lokomotif sektör olmasını sağlayacağız. Bu konuda hedefimiz Türkiye'nin sağlık üssü olması dünyanın. Çünkü biz insanlara iyilik etmeye, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Biz iyi taraftayız. Barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz. Onun için hep beraber buna çalışıyoruz. Bugün öğleden sonra bakan yardımcımızla Teknofest'i ziyaret edeceğiz. Bu çocuklarımızın yapabilirliğini göstermesi açısından ve Türkiye'nin neler yapabileceğinin ispatı açısından gerçekten sadece festival değil, esasında bizim ümit ışığımız. Onları da örnek aldık. İnşallah orada aynı zamanda bakanlık olarak da bulunmaktayız. Herkese, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz sağlıkta teknolojiyi ve üretimi hedeflemiş
bir yönetim olarak inşallah başarılı olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yani şöyle bir şey, Ekim, Kasım aralıklarından Aralık ayından itibaren özellikle Şubat, Mart ayına kadar üst solunum yolu enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar, kapalı alanlar ve hava şartlarından dolayı artar genelde. Şu anda böyle bir anormal bir artışımız yok. Doğal bir seyrediyor her dönemde olduğu gibi. Biz Türkiye sağlık sisteminde anlık veri takiplerimizle ve her olayı, her hastalığı uygulamalarımızla kontrol ederek yöneten bir sistemimiz var. Onun için şu anda anormal durum yok bu üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili. Anormal bir artış yok. Normal mevsimlik seyir halinde. Diğer konuya gelince de biz özellikle aile sağlığı merkezleriyle ilgili Türkiye'de hem standartlarımızı yükseltmemiz, hem kurumsal yapılarını kuvvetlendirmemiz, hem de bazı bölgelerde özellikle yer konusunda sıkıntılarımız olan bölgelerde de çeşitli çözüm arayışı içindeyiz. Çünkü aile sağlığı merkezlerini güçlendirmemiz, aynı zamanda onlara yenilerini ilave etmek durumundayız. Çünkü temel sağlık, koruyucu sağlık esasında hastalanmadan sağlığımızı yönetmek, aynı zamanda yakın yerde, insanlara en yakın yerde sağlık hizmetini sunan alanlardır. Özellikle eczaneler ve aile sağlığı merkezlerimiz mahallede, sokakta insanlarımızın sağlık kültürünü arttırmak, aynı zamanda hastalanmadan sağlığını korumanın yöntemlerini öğretmekle mükellefler. Çok önemli birimlerimiz bizim. Bunlara değer veriyoruz. Daha kurumsallaştırıp daha destekleyeceğiz. Ve orada çalışan bütün aile hekimlerimize, eczacılarımıza, aile sağlığı elemanlarımıza, bütün bu en uç noktadaki sağlık hizmeti sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye birinci, ikinci, üçüncü basamayla bugün burada bulunduğumuz şehir hastanemizde gerçekten dünyaya model olmuş bir sağlık sistemine sahip. İnsanlarımızı da, sağlık çalışanlarımızı da hep beraber bu konuda desteklememiz ve onları motive etmemiz lazım. Değerli çünkü insanlar hepsi. Biz de elimizden gelen onların hizmetini daha iyi sunması için ne yapabilir diye tartışıyoruz. Biz sonuçta burada çalışan sağlık çalışanlarımızın hizmetkarıyız. Çünkü onları daha iyi hizmet vermeleri için ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Onlar da insanımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak, onların derdine derman olmak için çalışıyorlar. Bu konuda hepsine minnetlerimi buradan şükranlarımı arz ediyorum. Toplumumuza da hastalanmadan sağlıklarını korumalarını tavsiye ediyoruz. Ama hastalandıkları zaman biz sağlık sistemimizdeki bütün arkadaşlar, altyapımızda onların emrindeyiz. Hepimize saygılar sunuyor, Allah'a emanet ediyorum. Evet.